Migros'un İstanbul Esenyurt'taki deposunda çalışırken %8'lik zamma karşı eylem başlatan DGDES üyesi işçilerin eylemi 18. günde başarıyla sonuçlandı. DGDES'in açıklamasında sanatçı Haluk Levent'in arabulucundaki görüşmelerde işten çıkarılan tüm işçilerin geri alınması, ücret artışı, prim ödemeleri, iş sağlığı ve işçi güvenliğinin sağlanması konularında mutabakata varıldığı duyuldu. Migros Türkiye ise sosyal medyadan Esenyurt Dağıtım Merkezi'nin çalışanları yakın diyalogumuzda işinin başına dönme kararı almıştır paylaşımında bulundu. İşçiler bugün bu kararı kutlamak için depo önünde toplanmaya başladılar. Vallahi düşüneceğim şu anda bu şartlarımızı kabul ettiğince bir yandan mutluyum, bir yandan mutlu değilim. Ama kendim arkadaşlarım adına çok mutluyum. En az bu direnişimizi hiçbir zaman kaybetmedik, kazanacağımızı biliyorduk. O yüzden mutluyum. Ama diyeceksin sen niye mutlu değilsin? Ben o polisler işe bir gözden altına aldılar, kelimçelerdiler. Ben o yüzden hiç mutlu değilim. Şu anda açıklamalar yaptı. İşte bizim avukatlar olsun, müfettişler şu anda Esenyurt Migros'un deposunun önündeyiz. Bizim avukatlarımızın açıklamasını yaptılar. Bizim şartlarımızı kabul ettiler. Keşke ben diyorum ki bunlar yaşamasaydı bu 4 liralık zamlı bir ekmek parası bize daha önce yani güzel bir şekilde kabul etseydi isteklerimizi daha güzel olurdu. Gerçekten bazı arkadaşlar şu andan evine gidip gelir belki yol parası yoktu. Yürüyerek gidip gelirdi. Bir ekmek. 10 lira cebimde olsa diyor o benim 10 lira cebimde kalsın. Ben yürüyerek gideyim, ben yorulayım. Ama akşam o lira bir ekmeği en azından çoluk çocuğuma yan bir şey alayım, yan bir ekmek alayım eve götürürüm, yan bir şey yapayım. Gerçekten yani ben kendim adıma yani çok utanıyorum. Şu anda bizim gibi çok arkadaşlar var, eylem yapıyorlar. Yani onlarsa kendini şey yapmasın, direncini hiçbir zaman kaybetmesin, direncini devam etsin. Ben kendime adıma söylüyorum, arkadaşlarına söylüyorum. Hepimiz onların arkasındayız. Ben inanıyorum ki biz kazandığımız zaman onlar da kazanırlar. Öncelikle taleplerimiz işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınmasıydı. Bu talep kabul edilmiş oldu hem de bizim istediğimiz şekilde. Yine primlerin yasal güvencesi yoktu ve primler burada karmaşık. İşçiler dahi aldığı primlerin kalem kalem hesaplayamıyorlardı. Kesintiler aylık yapılıyordu. Bu işçilerin talep ettiği ve bizim talep ettiğimiz şekilde düzenlenmiş oldu. Ve maaş zammı istemiştik. 4 saat brüt saat ücretine 4 lira gibi bir rakam istemiştik. İstediğimiz zamı alamasak da yine sanat ücretine 1.80 gibi bir zam almış olduk. Bu ilk direnişe çıktığımızda işten atılmaları olmamıştı. Şimdi işten atılmalara karşı 257 arkadaşımız kapıda işten atılmıştı. Bunların koşulsuz, eksiksiz tüm işçilerin işbaşı yapması talebimiz vardı. Bu talep de karşılanmış oldu. İçeride greve çıkan eyleme çıkan temizlik işçisi arkadaşlar vardı. Onlar sendikamızın üyesi değildi. Onların da maaşları en az 5.125 lira olacak şekilde yükseltilmiş oldu. Ve bugün taleplerimiz dün akşam itibariyle taleplerimiz kabul edildi. Bugün burada bir kutlama yaptık. Yarın arkadaşlarımızın hepsi işbaşı yapacak. Migros direnişçileriyiz. Biz bir grev başlattık, bir iş durdurduk. Hakkımız olanı istedik. 250-300 kişiyle yola çıktık. Bazı arkadaşlarımız test ettiler, bazı arkadaşlarımız oyuna geldiler. Hani oyuna getirilerek bizim yanımızdan çekildiler. Onların oyununa geldiler. Ama biz pes etmedik. Biz sonuna kadar devam ettik. Ve bugün de gördüğünüz gibi hani o zorluklara rağmen, o gözaltına rağmen, o polislere rağmen, o yağmur çamurlara rağmen yine de pes etmedik.
buraya kadar geldik ve en son açıklama yaptılar ve şartlarımızı kabul ettiklerini söylediler. Şu anda görüşmeler hala devam ediyor ama biz sonuçta kazandık. Sonuç olarak biz kazandık. Migros işçileri, Migros direnişçileri kazandı. Bu da demek oluyor ki direnen işçiler, direnen emekçiler her zaman kazanır. Buradan bütün işçi ve emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hakkınızı her zaman arayın. Hakkınızı hiçbir şekilde yedirmeyin kimseye. Zafer direnen emekçinin, direnen işçinin olacak.